Merhaba arkadaşlar. Bugünkü konumuz cümlenin ögeleri. Cümle ögeleri her sene sınavda ortalama 1 ila 2 soru sayısında gelen bir konudur. Temel ögelerden yüklemden başlayalım. Yüklem, işin sonuçlandığını, sonuçlanacağını bildiren asıl mesajın yer aldığı bölümdür veya kavram olabilir. Yükleme sorulan ne, neler, kim, kimler gibi sorulara cevap verir. Gizli özne, işi yapanın bilindiği ancak cümlede var olmayan öznedir. Gizli özneyi yüklemdeki şahıs ikinden bulabiliriz. Dokunmayın bana bu sessizliği hüküm sürdüğü gecede. Dokunmayın yüklem. C-C-A iki ve tarafından sözcüğüyle beraber bulunur örtülü özde. Elektrikten deneyinden dolayı atom içerisinde yüklü parçacıklar olduğu anlaşılmıştı. Elektronlar, daha sonra protonlar, daha sonra da nötronlar diyebiliriz. Kütlesinin yarısını protonlar, yarısını ise nötronlar karşılamaktadır diyebiliriz. Bakın protonlar mavi renkte gösterilmiş, nötronlar turuncu renkte gösterilmiş. Proton diyebiliriz arkadaşlar. Bir elementin tüm kimyasal özelliklerini, kimlik özelliklerini belirten proton sayısıdır arkadaşlar. Bir de diyelim helyum atomundan bahsedecekse proton sayısı altında olamaz, olamaz. Proton sayısı değişecektir. Atom türü değişiyorsa proton sayısı değişiyordur. İkinci bir kavramımız arkadaşlar kütle. Ses bilgisinin temeli yazım kurallarının da bir nevi ilk konusu olması, devamında gelecek noktalama işaretleriyle beraber bunlar bir araya geldiğinde sondaki T düşer ve iki kelime birbiriyle bağlantılı hale gelmiş olur. Ünlü harflerdir. Bir kelimede kaç tane ünlü harf varsa, mesela yalnız kelimesi gibi. Yalnız kelimesinin kökü de arkadaşlar EBOB kullanmam gerekiyordu. Yani 18'i 42'nin EBOB'unu almam gerekiyor. Evet arkadaşlar, zarf cümle içinde durum zarfının nasıl bulunması gerektiğini size söyledik. Ve geçtik şimdi diğer zarfımız olan zaman zarfına. Zaman zarfında arkadaşlar yüklememe hangi soruyu soruyorum? Ne zaman sorusunu soruyorum?